2 Ağustos, 8 Ağustos. Değerli terazi burçları, nasılsınız? Bu ara insanlardan kendinizi korumak isteyebilirsiniz. İnsanlara yüzünüzü göstermeyebilir, fikirlerinizi saklayabilir. Kendi içinizde kendi kendinize deli deli konuşabilirsiniz. Çünkü ruhunuz, benim fikirlerim çalınıyor. Benim enerjimi insanlar çekiyor dediğiniz için bu ara zihinsel olarak insanlarla ilgili iş çevreniz, patronunuz ya da siz patronsanız bile devamlı konuşma bir enerjiniz olacak ama kendi zihninizle konuşacaksınız. Belki çok uzun süredir bu toparlamanız gereken bir iş hayatımızla alakalı dengelerle ilgili plan yapmanız lazımdı. Biraz bu enerjiyi hani zihniniz iş anlamında kilitlenirse büyük iş teklifiniz ya da işinizle alakalı belirsiz giden evraklarınız, işinizin masası belirsizdi, yeriniz belirsizdi. Bunlarla alakalı çok güzel noktalar belirlenecek ama sizin zihin başka bir şeye kilitlenmiş. Lütfen bu kilitlenmeyi geride bırakmanız sizin için daha sağlıklı. Vallahi anam ev çok sıcak yandım. Yeni geldim, tatildeydim. Saçım başım dağınık, idare edin, ne yapayım, boş verin. Önemli değil, hepimiz insanız. Çok da ben insanın iç güzelliğine önem veriyorum. Makyajmış, bakımmış çok umurumda değil. Ya ben yıllardır oje bile kullanmıyorum. Ellerimin güzelliğini yaradana borçluyum çünkü. Çünkü ellerim hiçbir şeye ihtiyacı yok. Seviyorum ellerim. Çok şımarığım bir de. Evet, iş konularınızla ilgili beklediğiniz finansal konular, işle alakalı beklediğiniz finansal teklifler gelecek. Ya yani uzun süredir maaşınız aynı noktadaysa büyüme noktası sağlanacak ve destek olunacak. Bunlarla ilgili büyük kazançlar elde edeceğiz. Fakat hayat felsefenizi değiştirmek istiyorsunuz ya, fikirlerim çalınacak, düşüncelerim çalınacak. Yani bunlarla ilgili bence yöneticiniz ya da bulunduğunuz insanlara kendinizi doğru ifade ettiğinizde kimse sizin fikrinizi çalmaz. O yüzden bu ara sizin egonuz yüksek olduğu için herkese kulp takacaksınız. Kulp takmayı bırak, ortama adapte ol. Çünkü çok güzel başarılar ve güzel işler sizi bekliyor olarak görüyorum. Ortaklı iş ya da kendi işinizi kurmak isteyen bazı terazi burçlar için doğru karar vermeniz için Eylül ayına ihtiyacınız var. Şu an bu parayı risk etmenizi istemiyorum çünkü pandemi ciddi anlamda sıkıntı yaratacak ve hayal ettiğiniz iş duraksama noktasına girecek ve zarar edersiniz. Eylül sonunda bu kararı verirseniz daha sağlıklı olur. Bu ara kendi içinizde çok hem cesur gibisiniz hem korkak gibisiniz. Hem yapayım modundasınız hem yapmayayım modundasınız. Bence içinizdeki o sevdiğiniz insana gidin bu duyguyu söyleyin. Gidin yapın artık bu cesaretsizlik. Ne olacağı belli. Yani bu ilişkiyle ilgili size karşı tarafın ilgisi var. Yani kadın erkek ayrımı yok artık. Kim adım atıyorsa ilişkiyle ilgili doğru adım attığı ve hayat arkadaşınızla konuşacaksınız. Bence bunu cesaretinizi, enerjinizi yüksek tutun ve gidin o insanla konuşun. Çünkü bu ilişki aşka dönüşecek. Eğer iş yerinizde birini beğeniyorsanız, adım atmasını istiyorsanız ondan adım atın. Çünkü o sizi reddedecek. O yüzden o adım atmadan siz sakın öyle bir şey yapmayın diyorum. Evli olan bazı terazi burçları boşanmaktan çok haneleri bir özgür olalım, rahat bırak, üstüme geliyorsun. Bu tarz konuşmalar var. İlişkiyi biraz daha rahat bırakmak lazım. Gereksiz sık boğaz ilişkiyi yıpratmış ve güven evresinde sorun yok da ilişkinizde flört ruhunuzu kaybetmişsiniz. Biraz ilişkimiz daha çok birbirimize ait enerjiyi kutlama, gizli biraz daha sevgili ruhuna girmeniz lazım. Evliliğiniz biraz evlilik ticaretine dönmüş. Biraz ilişkiyi güçlendirmek için ilişki terapisti, kendinizi geliştirin. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Hata sizde de var. Bunları iyileştirmenizi öneriyorum. Uzun süredir boşanmak isteyen ve ilişkimle ilgili yaşadığım bazı pürüzlerden dolayı kurtulmak istiyorum diyenler de boşanma ama ben asla boşamayacağım diyenler de gerçekten boşanmayacak. Haklarınızı da çatır çatır alacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum. Çocuğunuzu yurt dışına ya da kardeşinizi yurt dışı ile ilgili kapılar, beklentileriniz varsa bunlarla ilgili olumlu süreç var. Çocuğunuz ya da kardeşiniz ya da siz yurt dışına yerleşmek istiyorsanız bu güzel alternatif altyapılarımız var. Hiç korkmamıza gerek yok diyorum. Bu ara kendinizi sanatsal faaliyetler dışında spora, estetiğe, güzelliğe merak sarabilir. Bu tarz yürüyüşler fazla olabilir ama sizin kalp ritim bozukluğu olan bazı teraziler bu sıcaklarda dikkat etsin, risk altında olmayın. Estetiği de kabul etmiyorum. Bu dönem asla estetik istemiyorum. Vücudumuzu sıkıntıya sokabiliriz. Sizin de iş mahkemeniz ya da para mahkemenizle alakalı almanız gereken noktalarla ilgili mahkemeleriniz başlayacak. Uzun soluklu olsa siz haklarınızı alacaksınız değerli terazi burçları. Bu ara böyle renklere merak salabilirsiniz. Resim, müzik, dans, bu tarz enerjiler size iyi gelecek. Bence yapın.
Ruhunuzu da şifalandırın. Gerçekten size iyi geleceğini söyleyebilirim değerli terazi burçları. Birinden borç isteyip bazı borçlarınız var. Bunları kapatmak istiyorsunuz ama size ailenizden destek gelecek. Boşuna birine para istemeyin. 15-20 gün içerisinde de bu paranız gelecek. İşsizseniz güzel bir iş kapısı var. Korkmanızı istemiyorum. Sevgiliniz yoksa güzel bir aşka yelken açacaksınız. Korkmanızı istemiyorum. Mutlu ve umutla aşkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.